Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yaklaşık bir 40 gün kadar sonra kamerayı açtık ve bu süre içerisinde iki defa kamerayı açtım. Bu yayınlarda özellikle. Bir tanesi bir hafta önce, diğeri de hemen dün. Şu kartta ismi yazan kardeşim Furkan, kameranın erken açılmasına vesile olan kardeşim. O yüzden Furkan'a selamlar. Bir tane yayın yaptık dün. Tekrarını kanala üyelere özel yükleyeceğim. Normal insanlardan farklı olarak üyelerin görmesi biraz daha değerli olur diye düşünüyorum. O yüzden hepinize selam ve meşhur kalbimiz, o da burada. Sadece bir süre kamerayı açmak istemedim. Bakalım nasıl oluyor diye birkaç bir şeyi test etmek istedim, denemek istedim. Güzel sonuçlar aldım. Kamerayı açtıktan sonra bakalım nasıl olacak. Şimdi bu videoda artık kameraya doğru konuşacağım. Bu videoda Cordelius Savaşçısı ile alakalı tek hesaplaşma modunda çok iyi oynayan bir oyuncu var. Çok iyi oynuyor. Mehdi diye adı. 3000 kupaya kadar çıktı abi soloda. 3000 kupaya kadar çıktı. Şimdi bir tane maçı var abi. Daha doğrusu bir tane videosu var böyle 18 dakikalık. Hepsini tabii ki izlemeyeceğiz. Soloda Cordelius Savaşçısı ile nasıl bu adam oynuyor? Onun incelemesini yapmaya çalışacağız. Nasıl oynayacak? Süperini nasıl ayarlayacak? Veya aksesuarını hangisi kullanıyor? Hangi haritalarda oynuyor? Hep birlikte sizlerle izleyeceğiz. Videosu da burada. Kanalı da burada. 3000'den 0 kupaya düştüğünü gösteren bir tane videosu var. Hatta onunla başlayacağız. Şöyle sesini de kıstım. Gözlük ve şapka bir süre daha olacak. Bunlardan biraz zor kurtulurum diye düşünüyorum. Çünkü artık gözlük kullanmıyorum. Güneş gözlüğünü takmamın sebebi de çok fazla beyaz ışık olunca etrafta biraz gözüm ağrıtıyor. Hala daha iyileşme sürecinde olduğu için o yüzden gözlük takıyorum. Şapkayı da zaten uzun süredir takıyordum kısa saçlı olduğum için. Artık kısa olduğum için. Bu 3000 kupadan 0 kupaya düştüğünü gösteren şey mi? Sürekli düşüyor musun abi? Ha o zaman tabii kupadan kaçış. Oha -2. 0'a mı düşüyorsun? Oha. Oğlum var ya, çok uğraştırır lan. Müthiş uğraştırır. Bu benim yapacak olduğum bir şey değil. Oha! 3000, 4. Bir anda 3000'e düşüyor değil mi? O ara kameraya baktığımdan abi gitti. Tamam. Vay be. Bu insan işi değil abi. Şimdi diyor ki Cordelius'un en iyi haritası 1500 kupa gameplay. Bakalım abi nasıl yapıyor. Odin Cordelius. Cordelius'un en iyi kostümü zaten. Ben de çok seviyorum. Harita güvenlik merkezi. Dün de hatta soruyorlar daha burada ne oynanır diye. Ben Meg ve Lily söylemiştim. Adam burada Cordelius oynuyor ve Cordelius'un oynanabilecek olduğu en iyi harita. Hani bu haritada en iyi Cordelius diye söylemiyor. Cordelius en iyi bu haritada oynanır diye söylüyor. Şimdi Meg abi fazlasıyla görüyoruz. Alan sonunda zaten o çallarda bekliyorlar ya 4 koldan. İçeriye bir girişte. Süperi de var zaten. Çok iş yapıyor. Mehdi kimseyle takım olmaz. Böyle bir oyuncunun takım olacağını zannetmem. Belki çok zorda kalırsa olabilir. O da gönülsüzce. Süperi de var bakalım. Abi kesiyor adamı. Abi gitti. Abi gitti. Vallahi gitti. 2 kill. Solda yazıyor. 18 dakikada kaç kill almış olacak? Tabii ki dediğim gibi komple izlemeyeceğiz ama şu an gördüğüm kadarıyla 6 ülke ulaştığı duruma kadar bu adam spin yok, takım yok. Hepsinin güzel anını bekliyor. Üzerine atlamak, zıplamak için. Gerçekten sağlam oyuncu. Yine atışlara devam ediyor. Ya şimdi oyundaki bütün herkesin düşmanlığını alırsa nasıl bunu yapacak? Ama yapıyor. 3000 kupa soloyu bu şekilde yaptı bu adam. VPN falan da değil. Bayağı sağlam server. İyi oyuncuların olmuş olduğu, hayatsızların olmuş olduğu bir durum. Solda Lily tamam takım almışlar abi Meg'le. Meg'le diyorum ya Lily'yle. Lily'ye Meg takım almış. Alanın sonunu bekliyorlar. Alır abi Cordelius'u affetmez. Canı yarıya düşürdü. Hiper şarjı var bizim Cordelius'un. Ne zaman aktifleştireceğini merak ediyorum. Bir anda keser abi hiç affetmez. Tamam biraz da Lily'ye vurdu orada. Alan sonunu bekliyor. Aksesuarı basacak mı? Aha abi aksesuarı bastı. Frank'in geldiğini gördü. Tahmin etti. Küt. 1-2. 3-4. Abi bayağı canı gitti. Harikasın. Orada Lily'ye attı abi süperini. Hiper şarjını hala harcamadı. Canını dolduruyor. Doldurdu. Şu an abi şeyin ortasında bir aksesuar daha bastı harika. Bir süper daha. Abi Cordelius'un olayı bu zaten. Süper atıyor. İnsanların içerisine giriyor. Can dolduruyor. Tekrar doğuyor. Bir aksesuar daha atıyor. Bak. Bir aksesuar daha. Abi müthiş bir süper daha attı. Abi duvarın arkasında kaçması lazım Mehdi'nin. Gayet güzel oynadı burayı. 5000 can. Abi Frankler ortada. 1200 can. 2000 can. Oradan. Müthişsin lan. Vallahi çok müthiş. Bu kadar da oynayacağını düşünmüyordum abi. Vay be. Tomari 753. Hacker.
Valla çok iyi maçtı. Yani burada bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum Cordelius'un. Ama adam o aksesuarını o kadar güzel şey yaptı ki, kullandı ki. Az önce kaç kill almıştı? Onu göremedim abi bu arada. Kaç kill ile kapattı oyunu az önce? 2, 4, 5. Wow. 5 inanılmaz. 0-2 de üzgün koyuyor abi emoji. Bir maç daha izleyelim bakalım. Bu haritayı oynayan, ya, solo oynayan arkadaşlar bu arada mutlaka Cordelius'u bu arkadaşın oynadığı gibi oynamanız durumunda 1000 kupa çok rahat yaparsınız diye düşünüyorum. Ben şimdi mesela bu videoyu izliyorum ya. Ulan kesinlikle bu harita gelsin. Vallahi de abi oynayacağım bu karakteri aynı bu şekilde 1000 kupa yapmaya çalışacağım solo mesela. Hatta 1250, 1300, 1500 nereye kadar giderse. En azından artık taktiği biliyorum değil mi? Ben zaman bulamıyorum bunun için. Ama şimdi siz 1000 kupa yapmak isterseniz, 1250 yapmak isterseniz haritayı kollarsınız. Aha bu adam oynuyor. Ve gerçekten söylediği gibi alan sonunda o aksesuarla birini yanına geldiğinde dondurduktan sonra süper alıp süper attıktan sonra o alemde ruhları toplayarak sağa sola giderek, hatta ruh da yoktu bildiğim kadarıyla. Orada hani süper attığında daha fazla hasar veren yıldız gücünü kullanıyor. Öyle bir yıldız gücü vardı yanlış hatırlamıyorsam Cordelius'un. Mesela gidiyor bir yere aksesuarı basacak direkt mesela. Kolet orada. Baksa aksesuarı hop 1 2 3 4 kill abi bir tertemiz 5 yük. Bir aksesuarını harcadı, geriye kaldı 3 aksesuar daha. 4 aksesuar kullanıyor diye düşünüyorum abi. 3 aksesuar üzeri 4 aksesuar gerçekten çok önemli. Orayı deniyor, güzel. Hiperini zaten dolduracaktır. Bekleyecek. Hiperini daha zor durumlar için bekletiyor. Oraya doğru oynadı, güzel. Zaten biri vursa bile Cordelius'a hemen şey yapacak. Abi süperi bıraktı ona. Belki bir şey yapar diye. Şimdi aşağıdaki çalıya geldi. Şu an kimse bilmiyor burada olduğunu Cordelius'un. Eli aksesuar da. Tamam kimseyi görmedi. Boşu da atmak istemedi aksesuarını. Güzel. Aşağıda bir Cordelius daha var. Yukarıdan abi hiperi dolu zaten. Süperini de dolduracaktır. Aynen. Süperi de yine alanın içerisine girdiğinde dolan bir savaşçı. Cordelius çok güzel bir savaşçı. Hatta bu Odin Cordelius kostümü müthiş. Aşağı deniyor mu? Tamam. Şimdi oraya da bir sıkacak. Of. Süperi de doldurdu. Ateş edene kadar hiçbir şey yapmıyordun abi. Mage'i sana sıkana kadar hiç ateş etmiyordun abi. Geçilmez spirini de attı. Şu an oyun harbi müthiş gidiyor. 3'te kill aldı abi. Koydu oraya emojiyi. Kaya emojisini. Aşağıda Lili var. Onu bekliyor. Bu adam yukarıda Mage'e saldırmaz. Mantıksız. Amigo zaten oraya gidecek. Lili aksiyar bastı. Birbirlerine saldırmayacaklar. Tamam abi. Mega harika. Müthiş. Mage zaten istediğine ulaştı. İstediğine ulaştı. Çok güzel. Bir maç daha izleyelim. 5 kill daha aldı gördünüz mü? Bak ne kadar güzel. O yüzden sen de bu taktikle yüksek kupa kısabilirsin bence. Bu sefer abi artık Kaya Savaşı'na geldi. Güvenlik merkeziydi. Şimdi Kaya Savaşı'na geldi. 0 kill dislike. Aşağıda biri olabilir. Ama Hank zorlamaya devam ediyor. Rodeo Hank. Tabii ucuz şekilde geldi Rodeo Hank. Herkes de var artık. 49 taşa geldi. Bir daha ne zaman gelir bilmiyorum. Evet tamam aldın abi. Şu an aldın Hank. Şu an aldın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aksesuar basmasına bile gerek kalmadı. Abi zorluyorsun. Ohoho. Ya müthişsin sen. Abi inanılmazsın. Cordelius çok güzel avladı Hank'i. Hank'i çok güzel avladı. Ama orada bıraksaydı Hank var ya balonu. Ağzının üstüne yapıştırırdı abi sakızı. Artıyı orada. Kızıl artıyı. Bizim de burada artıyımız. Şöyle göstereyim. Tam kamera açtım ya artık. Devamı gelir. 30 Ağustos'u bekliyordum ama. Dün kamerayı açtık. Çok güzel reaksiyon aldık. Tekrardan devam edeceğiz böyle. Kamerası olmuyor gerçekten. Bu süre içerisinde insanlar bu görsel reaksiyonu görmek istiyor. Sadece sesi insanlara alıştı. Kameralı nasıl olacak acaba bakalım. Harikasın. Gitti abi siperi. Darkness. Darkness gitti. Bir de şeyi kullanmıyor abi. Mantarı kullanmıyor. Onun diğer yıldız gücü vardı ya. Neydi lan o diğer yıldız gücü? Merak ettim abi. Şu an bakacağım. Gölge aleminde 3 mantar geç. İkinci mantarda ilk mantarla aynı hedefe isabet ederse. Oo, güzel. Güzel güzel güzel. %30 daha fazla hasar veriyor. Bu önemli abi. Zaten anlık hasarının yüksek olması gerekiyor Cordelius'un. Canı zaten bir şekilde hallediyor bu adam. Can zaten mantar almadan da doluyor gölge aleminde. O yüzden önemli. O yüzden çok güzel hatta. 3 kill aldı. 4 savaşçı var. Birkaç tane sıktı. Güzel hiper de doldu. Bize mi rush yaparak keser abi rengi. Aksar bastı. Oynayacak mı abi?
Yo hala normalde vuruyor. Oo çok riskli. Vallahi çok riskliydi. Ben iperli miperli dalardım abi. Vallahi dalardım ama adam 3000 yapmış abi bekliyor. Artık geriye kalan rakipler kolay. 4 kill almış şu an. 6 kill yazar bence. Ya bir maçta Cordelius'ta 6 kill almak. Ve bir şey söyleyeyim mi? Şu kostümsüz olan Cordelius bayağı hoş bence. 29 taşlık olan bu muydu abi? Bayağı hoş. Aksar da abi. Abi 6 kill. Abi kaya emoji'yi biraz daha artırdı. Vallahi çok güzel. Aynı harita mı oynuyor abi? Bakayım. Fırtınalı Çayır mı? Yok yine güvenlik merkezi. Başka harita oynadığı var mı abi? Yine Kaya Savaşı. Bir ondan bir bundan. Çok fazla lag olmuş bu maçta. Neden olduğunu bilmiyorum. Öyle diye yazmış. Tam bazı tekrarları izlerken lag olabiliyor. Doğru. Yani bunların mesela hepsi canlı kayıt değil. Tekrar izliyor bu büyük ihtimal. Bakayım abi. Aynen abi tekrar izliyor. Aynen. Tekrar izlediği için kayıtların tekrarları bazen donabiliyor. Evet değerli arkadaşlar. Video bu kadar. Dünya sıralamasında Cordelius'u görelim. Ne zamandır? Bu ne lan? Shelly, Opomil, Chipranx. Yok artık. 3 tane 2000 yapmış. Oğlum. Oğlum millet gider bu klana var ya. Kupak bedava kasmak için. If you want be carried and take your 30-35 rank or more join our server. Spike. Oo Spike mı? Hadi canım. Spike. Bunun uzantısı normal bizim Spike içerik üreticisi ona ait değil demek ki. Oğlum bu ne lan? Vay be. Neyse abi biz Cordelius'a bakacağız. Cordelius. Abi. Ha buradaymış. Paso istek atıyor. Oo Protoss daha burada 1600. Şey nerede? Mehdi. Mehdi'nin herhalde 1500 şu an. Belki. 3000 yapmıştı geçen. Ben olsam abi onun yerinde. Sabah akşam video alır. Oynarım abi şeyi. Güzel. Gerçekten güzel. Siz nasıl? Beğendiniz mi abi? Bu arkadaşın Cordelius oynamasını. Bence güzel de. Özellikle o alan sonundaki aksesuar. Hemen peşinde de süper ikilisi. Çok iş yapıyor. Çok güzel kullanıyor bunları. Ve çok da soğukkanlı. Hiper şarjını olabildiğince bekletiyor. En sondaki adama kadar bekletiyor. Ben olsam erkenden çoktan atmıştım. Ve sen değerli dostum. Eğer videoyu beğendiysen like atmayı unutma. Artık kalbi gösteriyorum. Kanalda herkese açık değil. Üyelere açık paylaşacak olduğumuz çok güzel yayın tekrarını izlemek için de kanala üye değilsen üye olabilirsin. Üye olanlar zaten göreceklerdir. Çok güzel bir yayın oldu. Normalde ben başka bir yayıncıyla veya birisiyle yayın yapan birisi değilim. Ama Furkan'ın yeri çok ayrı. Çok da zevkli bir yayın yaptık. Eve geldiler. Beraber bir gün geçirdik. İki kişi. Oktay abi ve Furkan. Üçümüz böyle. Yemek falan yedik. Güzel sohbetler ettik. Yayında bayağı güzel zaman geçirdik. O yüzden müthişti. Onun için bildirim alırsın zaten. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Nasıl kameralı performans? Kaldığımız yerden devam değil mi? Hiç unutmadık. Hoşça kal. Bay bay.